Dinimizi doğru olarak nereden öğreniriz? İslamiyet, mealden, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerif tercümelerinden öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim'in manası mealden ve tercümelerinden anlaşılmaz. Bir ayetin manasını anlamak demek, muradı ilahiyi yani Allahü Teala'nın, bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan, muradı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre yaptığı meali, manayı öğrenir. Dini ilimlere vakıf olmadan, ana ilimleri okumadan, ehliyeti olmadan, ehli sünnet alimlerinin bu konuda verdiği ölçüleri bilmeden, doğrudan meal okumak, tefsir okumak, Kur'an-ı Kerim ve hadis tercümelerini okumak, ayeti kerime ve hadisi şeriflere kendi anladığına göre mana vermeye, manalarını yanlış anlamaya ve dini yönden tehlikeli durumlara düşmeye sebep olur. Şahsi görüşe göre tefsir yapmanın büyük zararını iyi bilen Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu teala an, Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşümle tefsire kalkarsam, beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler? Buyurmuştur. Şiratül İslam. Nasıl ki Türkçe bilen herkes, tıp, hukuk, fen bilgisi kitaplarını anlayamayıp, ayrıca bu sahalarda ihtisas yapması gerekirse, Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyan Arapça bilebilse tam anlayamaz. Dil bilmek ayrı, ilim, ihtisas ve liyakat ayrıdır. 72 Dalalet Fırkası, Kur'an-ı Kerim'e yanlış mana verdiği için sapıtmıştır. Üstelik bu fırkaların başındakiler ilim sahibi insanlardı. Alimler sapıtınca, ilmi olmayan kimselerin Kur'an-ı Kerim'e kendi anladıklarına göre mana vererek ne hale düşeceklerini buradan anlamalıdır. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, ehli sünnet alimlerinin kelam, fıkıh, ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve hadis-i şeriflerin açıklamalarıdır. Fakat bu kelam, akaid, fıkıh ve ahlaka dair yazılmış kitapları da anlamak için, senelerce dini ilimleri tahsil etmiş olmak gerekir. Onun için İslam alimleri, bu kitaplardaki iman, ibadet ve ahlak bilgilerini, halkın seviyesine uygun, herkesin kolayca anlayabileceği şekilde ilmihal kitaplarına yazmışlar. O halde her Müslüman, dinini, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından hazırlanan ve nakle dayanan ilmihal kitaplarından öğrenmelidir. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin manalarından mesul olduğumuz bilgiler, ilmihal bilgileridir. Osmanlılar zamanında halkın eline meal ve tefsir değil, ilmihal kitabı verilmiştir. Meal okumak, buna teşvik etmek ve meal dağıtma işi, Osmanlı'dan sonra olmuştur. Hakikat Kitabevi yayınlarından İslam Ahlakı ve Namaz kitabı çok kıymetli ilmihal kitaplarıdır. 11 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Salim Köklü.